Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdiki dersimiz 5. sınıf geometriden alan konusu. Evet, alan kavramı. Alan nedir? Düz bir zeminde bir bölgenin kapladığı yer o bölgenin alanıdır. Bir bölgenin kapladığı alan içindeki birim kare cinsinden ifade edebiliriz. Örneğin yandaki koyu renk bölge 8 birim kareden oluştuğu için bu bölgenin alanı 8 birim karedir diyebiliriz. Bakınız, boyalı yer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 birim kareden oluştuğu için kapladığı yer yani alanı 8 birim karedir. Şimdi biz de örnek olarak bu iki alıştırma sorusunu yapalım. Boyalı bölgelerin kapladığı alanı kaç birim kare olduğunu hesaplayalım. Sayıyoruz şimdi burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demek ki burası 16 birim kare alanı. 16 birim kare. Hemen bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası da 12 birim kareymiş çocuklar. Tabii ki şimdi az önceki örneğimizde kareler az olduğu için tek tek saydık. Peki kareler çoğalırsa ne yapacağız? Bunun da pratik bir yöntemi vardır. Kareler çoğalırsa, yani buradaki tüm kareleri saymak yerine burayı oluşturan karelerin dikey en kenardaki dikeylerinin kaçtan olduğunu bulup sonra yataylarının kaçtan olduğunu bulduktan sonra bulduğum bu iki sayıyı çarpabilirim. Bakınız burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdık 6'yı buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'yi de buraya yazdık. 6 kere 12, 72. Demek ki burada sadece boyalı alanlardan bahsetmiyorum. Tamamında 72 adet birim kare varmış çocuklar. Burada en çok karıştırılan nokta şudur. Buna dikkat ediniz. Köşedeki kesişim noktasındaki kareyi iki kez sayarız. Nasıl iki kez sayarız? Hem dikeyde sayarız burayı hem yatayda da sayarız. Buna dikkat edelim. Şimdi yine alıştırma soruları yapalım. Buradaki karelerin kaç birim kare olduğunu bulalım. Birlikte yapalım bakın. 1, 2, 3, 4. Dikey 4. Yazdım 4'ü. Yataya geçiyorum. Bakın burayı tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yatayda 6 tane. 4 kere 6, 24. Demek ki burada 24 tane birim kare varmış. Buradaki örneğimize bakalım. Yine dikeyden başlıyorum. 1, 2, 3. 3 yazdım. Yataya geçiyorum. Bunu tekrar sayıyorum çünkü yatay sırada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yatay sırada da 6 tane. 3 kere 6, 18. Demek ki buranın alanında 18 birim kareymiş çocuklar. Tabii bize her zaman bu alanlar birim kare olarak sorulmayabilir. Bize uzunluk ölçüleri de verilebilir. Mesela santimetre, metre gibi. Burada ne yapıyoruz? Yapacağımız şey aynı. Komşu iki kenarı, yani az önceki gibi söyleyecek olsak dikey ve yatay kenarları birer kenarın uzunluklarını çarparak bulabiliriz. Bakın buranın uzunluğu 9 santimetre, buranın uzunluğu 12 santimetre. 9 ile 12'yi çarparak buranın 108 santimetre kare. Artık burada birim kullanmıyoruz. Çünkü birimimiz santimetre. Santimetre kare diyoruz. Komşu iki kenarı çarparak bulabiliriz dikdörtgenin alanını çocuklar. 9 kere 12, 108 santimetre kare. Tabii biz burada kareyi her zaman yazıyla göstermek zorunda değiliz. Şöyle, üst kısma yazacağımız küçük bir 2 rakamı kare anlamına gelir. Yani 9 kere 12, 108 santimetre kare. Kareyi yazıyla değil, şöyle hafif sağ üst çaprazına yazacağımız küçük bir 2 rakamıyla kare ifadesini göstermiş oluruz. Şimdi yine alıştırmalar yapalım. Bize verilmiş olan dörtgenlerin, dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayalım. Bakınız, bir kenarı 4, diğeri 8 santim. Ne yapacağız? 4 ile 8'i çarpıyoruz. Yani 32 santimetre kare. Neden santimetre? Çünkü bana verilen birim santimetredir. Santimetre kare. İkinci örneğimize geçiyoruz. 7 metreye 6 metre. Dikkat edelim. Buradaki birimler metre cinsinden verilmiştir.
Yine 7 ile 6'yı çarpıyorum. 42, bu kez metrekare. Bakın burada santimetre kareydi. Burada metrekare. Çünkü birim metre. Üçüncü örneğimizde 12 ile 3'ü çarpıyorum. 12 kere 3, 36 metrekare. Şimdi az önce yaptığımızın bir ters işlemini yapalım. Yani bu kez alanı bulmuyoruz. Alanı biliyoruz. Kenar uzunluğunu bulacağız. Dikdörtgende alanı bilip kenar uzunluğunu bulmak için yapacağım işlem şudur. Aslında çarpma işleminde verilmeyen elemanı bulmayla aynı işlemdir yapacağım. Şimdi bakınız, diyor ki buranın alanı 36 santimetre karedir. Bu dikdörtgenin bir kenar uzunluğu 12 ise diğer kenar uzunluğu kaçtır? Şimdi denklemimiz şu. Eğer alan 36 ise demek ki ben 12 ile buradaki sayıyı çarparak 36'yı buldum. Öyleyse 12 ile hangi sayıyı çarparsam 36'yı bulabilirim? Çarpma işleminde verilmeyen elemanı bulmak için bölme yapıyorduk, hatırlayacaksınız. 36'yı, yani alanı verilen kenar uzunluğuna bölerek, yani 36'yı 12'ye bölerek 3'ü bulabilirim. Demek ki bu kenar uzunluğu 3 santimetreymiş. Yine bununla ilgili bir örnek soru yapalım çocuklar. Bakınız, burada bir dikdörtgenimiz var. Dikdörtgenimizin alanı 32 metrekare. Kısa kenarı 4 metre ise uzun kenarı kaç metredir? Şimdi benim bu 32'ye ulaşabilmem için 4 ile buradaki sayıyı çarpmış olmam gerekiyor. Peki ben 4 ile hangi sayıyı çarparsam 32'yi elde ederim? Çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için bölme yapıyoruz. 32'yi 4'e böldüğümde 8'i bulurum. Demek ki uzun kenarımız 8 metre. 4 kere 8, 32. Karenin alanını bulmak için ne yaparız? Çocuklar, karenin tüm kenar uzunluklarının eşit olduğunu biliyorsunuz zaten. O yüzden bana karenin tüm kenarlarını vermesine gerek yok. Karenin bir kenar uzunluğunu bilmemiz bize yeter. Karenin bir kenar uzunluğunu yine kendisiyle çarparsak, yani neden kendisiyle çarpıyorum? Çünkü burası 8 santimse, bu örnektekine bakacak olursak, burası 8 santimse, komşu kenarı da 8 santimdir. 8 kere 8, 64. Şimdi bununla ilgili alıştırmalar yapalım çocuklar. Burada bizde karenin bir kenar uzunluğunu verip karenin alanını bulmamızı istiyor. Bir kenarı 6 ise karenin bir kenar uzunluğunu kendisiyle çarparak alanını bulabiliriz. 6 kere 6, 36 santimetre kare buradaki karenin alanı. İkinci örneğimizde yine bir kenarını veriyor 9. 9'u kendisiyle çarpıyoruz. 9 kere 9, 81 santimetre kare buranın alanı. Üçüncü örneğimizde ise bunların tam tersini istiyor bizden. Yani alanı vermiş, bu kez bir kenar uzunluğunu istiyor. Ne yapıyorduk? Bakınız, aynı iki sayıyı çarparak alana ulaşıyorduk karede. Yapacağımız iş şu. 16'yı bulmak için hangi iki aynı sayıyı çarpmalıyız? Yani hangi iki aynı sayının çarpımı 16 yapar? 4 ile 4. 4 kere 4, 16. Öyleyse bizim karemizin bir kenar uzunluğu 4 santimetredir çocuklar. Dik üçgenin alanını nasıl buluruz? Çocuklar, bir dikdörtgeni bir köşegeni boyunca ikiye böldüğümüzde bir dik üçgen elde ettiğimizi daha önce öğrenmiştik. O yüzden bir dik üçgen bir dikdörtgenin tam yarısı kadar alana sahiptir. O yüzden ne yapıyoruz? Bu dikdörtgeni bulurken tıpkı dik üçgenin alanını bulurken tıpkı dikdörtgenin alanını bulurmuş gibi işleme başlıyoruz. Yani komşu iki kenarı çarpıyorum. 4 kere 8. Elde ettiğim sayıyı da 2'ye bölüyorum. 4 kere 8, 32. Daha sonra bunu 2'ye bölüyorum. Neden 2'ye bölüyorum? Çünkü şekilde de gördüğünüz gibi dik üçgen dikdörtgenin yarısıdır. Bizim 4 ile 8'i çarparak bulduğumuz miktar dikdörtgenin alanıdır. Biz bunun yarısını alıyoruz. Yarısı 16. 16 da buradaki dik üçgenin alanıdır. Yani kısa kenar uzun kenara çarpıp 2'ye bölüyoruz. Örneklere bakalım. 10 ve 12. Bu ikisini çarpıp 10 kere 12, 120. Üçgen olduğu için bunu 2'ye bölüyorum. 60. Demek ki üçgenimizin alanı 60 santimetre kare. İkinciye bakalım.
Bir kenarı 12, diğer kenarı 13. Bakınız dik kenarları çarpıyoruz ama. Birbirine dik olan kenarları çarpıyoruz. Karıştırmayınız lütfen bunu. 12 ile 14'ü çarpıyorum. 168. 168'i de 2'ye böldüğümde 84 santimetre kare buradaki üçgenimizin alanı. Burada da yine dik kenarlar 6 ile 18. 6 kere 18 108. 108'i 2'ye böldüm. 54 santimetre kare olarak buradaki üçgenimin alanını bulmuş oldum çocuklar. Evet, şimdiye kadar dikdörtgen, kare ve dik üçgenin alanlarını bulmayı öğrendik. Yani şekiller net belliydi. Peki, tek bir şekilden oluşmayan, yani bu resimde, bu örnekte görmüş olduğunuz gibi farklı farklı şekillerin birleşmesiyle oluşan şekillerin alanını nasıl bulacağız? Bunu bulmak için bu şekilleri kare, dikdörtgen veya dik üçgen olacak şekilde parçalara bölmem lazım. Bakın burada bir çizgi çizerek burada bir dikdörtgen oluşturduk. Buradan da bir çizgi çizerek bir dikdörtgen de burada oluşturduk. Burada da bir dik üçgen kaldı. Ne oldu sonra? Buradaki dikdörtgenin alanını bulacağız önce. Yani burada 3 farklı şekil oluştu değil mi? 3 farklı şeklin alanlarını ayrı ayrı bulduktan sonra toplama işlemi yapacağız. Şimdi buradaki şu sarı kısmın alanını bulalım. 8, 6. 6 kere 8, 48. Burası 48. Bunun uzunluğu ne kadar? Hemen bakalım. Buraya kadar 8'di bakın. 3 santim de buradan var. 8, 3 daha 11. Demek ki uzun kenarı 11, kısa kenarı 4. 11 kere 4, 44 santimetre kare de burası. Burada bir dik üçgen var. 4 santime, burası da 4 santimdir. Çünkü buranın 11 olduğunu biliyoruz. 4 ve 3, 7 çıktığında geriye 4 kalıyor. 4 kere 4, 16. 2'ye böldüğümde 8. Yani 48, 44, 8. Bu 3 sayıyı toplayarak tüm şeklin alanının 100 santimetre kare olduğunu bulabiliriz. Bununla ilgili bir örnek daha yapalım. Konuyu daha iyi anlayasınız. Biraz daha basit bir şekil üzerinde çalışacağız. Bakın böyle bir şeklimiz var. Bu şekil ne bir dikdörtgendir, ne bir karedir, ne bir dik üçgendir. Ben bunu uygun bir yerden bölerek alanını bulabileceğim şekillere dönüştürmem lazım. Ben buradan bölmeyi tercih ediyorum. Siz dilerseniz şuradan da bölebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakınız ben buradan böldüm. Buradan böldüğüm zaman burada bir büyük dikdörtgen, burada da bir küçük dikdörtgen elde etmiş oldum. İki tane geometrik şekil elde ettim çocuklar. Buradan başlıyorum. Önce bu bölgenin alanını bulacağım. Sonra bu bölgenin alanını bulacağım. Sonra bu ikisini toplayacağım en sonunda. Bakınız buradaki dikdörtgenimizin uzun kenarı 5, kısa kenarı 4. Yani 5 kere 4, 20 metrekare. Burası 20 metrekare. Geleyim büyük dikdörtgene. Bunun uzun kenarı 14, kısa kenarı 5. 14 ile 5'i çarparak, yani 70 metrekare. Bu büyük dikdörtgenin alanını buldum. Yani burası 70, burası 20. Bu ikisini de toplayarak tüm şeklin alanını buluyoruz. 90 metrekare. Evet, alanların farkı. İç içe bulunan iki geometrik şeklin alanlarının birbirinden farkını bulmak için ne yaparız? Şimdi örneğe bakalım. Diyor ki bir büyük kartonumuz vardı. İçerisinden daha küçük bir karton kesilerek çıkarılmış ve bu şekil elde edilmiştir. Kalan kısmın alanı ne kadardır? Yani şu çerçevenin alanını istiyoruz. Yapacağımız iş şu çocuklar. Öncelikle büyük şeklin alanını buluruz. Yani 24 ile 16'yı çarparak büyük şeklin alanını buluruz. 24 kere 16 384. Daha sonra içerisinden çıkarılan parçanın alanını buluruz. 16 kere 10 160. Şimdi ne oldu? 384 buranın tamamıydı değil mi? Ama biz bu 384'ten içindeki bu parçayı çıkardık. Peki bu çıkardığımız parçanın alanı ne kadar? 160. Demek ki ben de 384'ten 160'ı çıkarırsam 224. Kalan kısım 224. Evet, bir örnek de burada yapalım. Bakınız yanına görüldüğü gibi kare biçimindeki bir kağıttan yine kare biçiminde bir parça kesilip atılmıştır. Geriye kalan şeklin alanını bulunuz. Yani sarı bölgenin alanını istiyoruz. Ne yapıyorduk çocuklar?
Öncelikle büyük alanı buluruz. Yani büyük karemizin bir kenarı 8. Bu kare olduğu için bunun alanını bulmak için 8 kere 8 64. Yani şeklin tamamı 64 metrekare. Peki içinden çıkarılan parça 3 santimetrelik bir kare. Bir kenarı 3 santimetre olan. Yani 3 kere 3 9. Öyleyse ben bütün şekilden yani 64 metrekareden çıkardığım 9 metrekareyi matematiksel olarak da çıkarıyorum. Dış alanın iç alan olduğunu belirtelim. Gördüğünüz gibi 64'ten 9'u çıkardığım zaman 55 kaldı. Demek ki boyalı alan 55 metrekareymiş. Son olarak kareli yüzey üzerinde verilmiş olan çizimlerin alanını bulmayı öğreneceğiz. Şimdi buradaki örneğe bakalım. Bir çam ağacı çizilmiştir buraya. Şimdi dersimizin başında şunu öğrendik. İşte şeklin içerisindeki kareleri sayarız. Kaç birim kare olduğunu buluruz. Fakat burada şöyle bir durum var. Bazı kareler bütün değil, yarım olmuşlar. Peki nasıl hesaplayacağız? Şöyle, iki aşamada yapıyoruz bu işlemi çocuklar. Öncelikle bütün kareleri hesaplıyoruz. Onları da burada mavi ile gösterdik. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Çocuklar 18 tane tam kare vardır. Bütün kare var burada. 18 tane. Sonra geriye kalan, şeklin içerisinde kalan yarımları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de yarım kare var. Yani burada kırmızıyla gördükleriniz 10 tane yarım kare. 10 tane yarım kare 5 tane tam kareye eşittir çocuklar. Öyleyse bizim bu şeklimizde 18 tane bütün kare, tam kare, 5 tane de yarımları birleştirerek oluşturduğumuz tam kare vardır. 18, 5 daha 23 birim karedir bu şeklin toplamı. Yani tam olan bütün kareleri topladık. Sonra yarımları toplayarak iki yarımın bir bütün ettiği gerçeğinden yola çıkarak 10 yarımın 5 tam olduğunu bulduk. 18'e 5 ekleyerek 23 birim kare olduğunu hesapladık çocuklar. Evet, dersimiz bu kadar. Dersi izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim çocuklar.